Sıradaki yarışmacımız konsepti dibine kadar kullanıp coşkuyla 10 liranın sahibi olabilmek için gözünü zirveye dikti. Az sonra açılın ben geliyorum kombiniyle siyah beyaz konsepti nasıl yorumlamış ve başarılı olabilecek mi acaba? Hep birlikte göreceğiz. Niran Yalaz podyumda. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Biz bir defilede modellik yapıyoruz. Defile, tasarımcı bir gala yapıyor. Orada bir defile yapılıyor. Daha sonra da galada kalacağız. Siyah beyaz konseptli bir gala. Peki, teşekkür ediyoruz efendim. Bizle beraber kalsın. Ben jüri karşısına geçmek istiyorum. Ne yapmak istiyorsun? Jüri karşısına beraber geçmek istiyorum ben. Tamam, peki. Teşekkür ederim. Bahar. Neden? Ne neden? Neden kaldı ki? Bilmem, hoşuma gitti. Siyah beyaz böyle güzel tatlı olduk. Bence güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ben arkadaşlarımdan daha iyi göründüğünü düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bilmiyorum, galiba ben bugün sadece seni beğendim. En az senin saçların kadar. Merve. Ben de içeride de söylemiştim yani bugün sana bayıldım gerçekten. En iyisi aramızda sensin. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Buyurun, hazırsanız geçebilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ay sen neredensin, kimlerdensin, kimsin? Aa sen sarı şeker, sarı papatya. Teşekkür ederim. Heyecanlısın. Biraz heyecanlıyım tabii. Aa, okuyor musun? Okuyorum, evet. Ay canım benim, ben seni fazla konuşturmayayım. Eşine. Eşine bırakalım. Niran, bir paçalı tavuk gibi geldi. Ya. Ya. Paçalı tavuk, hoş geldin. Hoş bulduk Nurelam. Horozun da simsiyah. Evet. Siyah horozla paçalı tavuk. Nereye gidiyorsun? Bir defile var. Orada çıkıyoruz. Aynı zamanda böyle defile gala şeklinde yemekli. Daha sonra da galada kalacağız. O beyaz eldivenleri hiç çözemedim. Çıkartayım mı hemen? Oraya beyaz eldiven olmazdı artık. Yani oraya, kendimi görmek istemezsiniz. Oraya yani eğer eldiven konduracaksan artık oraya siyah bir eldiven girerdi. Üstelik de deri olması gerekirdi. Bana göre yani. Türk var. Evet. Evet, ben senin de olsaydım, hani böyle çok moda var ya böyle kar botu gibi. İçi tüylü böyle yünlü. Evet, mesela onun siyahını giyerdim ama o pantolon böyle bol paça İspanyol olmayacaktı. Hani daha bir züppe olurdu. Bu böyle paçalı tavuk kalmış orada veya o beyaz devam etseydi, bembeyaz olsaydı eldivenin siyah olurdu. Yahut da ne bileyim buraya bir siyah. Böyle bir degaje, burada yakanda bir leke olurdu. Mesela oğlum elini boynuna götürsene, böyle sarıl ona. Yok öyle olmadı. Öbür elin, ters öbür dön. Kolunla. Aa, öbür mikrofonu tutun koluna, aynen.
Yani tabii o yapamadı heyecandan. Hani burada böyle bir şey payetten de olabilirdi. Anladım, o. Evet. Yani olabilirdi. Ben bunu etkilenmedim bundan. Yalnız eksik olsun. Geldi. O, hele o eldivenler, ay Allah korusun diye. Bu saçı da sevmedim sende. Yedi. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin Niran. Hoş bulduk. Yani ben de o tüyleri orada çok gereksiz buldum. Belki böyle bileklerinde belki bir kürk olabilirdi, tüy olabilirdi. Bilmiyorum, söylenecek bir şey var mı pek fazla ama saçların sana yakışmamış. Daha yapmam. O kadar, daha yapma. Altı. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. O üstündeki kap daha kalın bir kumaştan olması gerekiyordu. Hı-hı. Böyle pörsümüş duruyor. Daha heybetli olması gerekiyordu. Pörsümüş. Yani olmamış o, hiç olmamış üstündeki. Paçaların, Nur'un da dediği gibi beyaz olmalıydı o ostrişler. Bembeyaz olsaydın keşke. Siyah rujun olurdu, kurtarırdı yine ama ben bu manzarayı bu kadar beğendim. Teşekkür ederim, canınız sağ olsun. Niran hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Sen diktirdin üstündeki, evet, değil mi? Evet, diktirdim. Her zaman çekiyorum. Sen de böyle bir acele geldin yoksa? Yok, ben aceleye gelmedim. Ben tamam. Hemen yani konsepti duyar duymaz. Böyle bir şey aklıma geldi. Annem daha önce atmıştı böyle bir şey. Yani ben hemen erkenden hazırlıyorum her şeyimi. Hatalı yapmışım. Bir yere gördün yoksa? Bir yerde gördüm ama biraz böyle değiştirdim. Öyle yaptım. Hatalı olmuş. Değiştirdiğin için olmadı. Evet. Şimdi ne oldu biliyor musun? Ben pantolonu sevdim. Siyah altındaki bana rahatsız etmedi. Hı-hı. Üstündeki sevmedim. Üstündeki yağmurluk gibi geldi. Evet. Onu biraz daha böyle olacaksa daha bol olmalı. Hı hı. Çok dar geldi. Hareket zaten yapamıyorsun. Ya da iki tane delik olsaydı, kolları içinde, evet, soksaydın daha, ya, iyi olurdu. Daha iyi taşırdın. Ama arka böyle biraz daha uzun olsaydı, kuyruk gibi resimdeki bir dursaydı. Resimdeki gibi yapalım dedik üst kısmında en azından. Böyle, evet, oldu. Çok daha iyi olurdu. Çok fazla değiştiremeyin modelleri. Doğru, yani. Bir şey yapacaksın, birebir yap. Ne olacak? Teşekkürler. Niran. Hocam. Bir defile yapılırken tasarımcıyla birlikte tüm koleksiyon çıkar ve hep beraber seçtiğimiz mankenlere göre karar veririz. Bu buna olabilir mi, bu buna olabilir mi, bu buna olabilir mi? Geldiği zaman o manken fitting dediğimiz kıyafetin üstüne, hı-hı, oturtma safhasında olmuyordur, değiştirip başkasına vermiştir. Böyle bir defilede ben de tasarımcıyla birlikte olsaydım bu kıyafet eğer defilede de olsaydı sana vermezdim. Neden? Arkadaşlarım detayları söyledi, ben proporsiyona gireyim. Bu siyahlık senin bacak boyunu kısmış. Demin hep söylediler dümdüz dümdüz. Evet, bir de üstündeki böyle bir üst olsaydı derdim ki mankene, ellerini demin yapıyordun ya, kaldırıp o dümdüz o kötülüğü, kötü bir duruş var. Evet, böyle yok et derdim. Ve zaten bu saçı konuşurduk tasarımcıyla, hep beraber karar veririz, yaptırtmazdık. Makyaj olabilirdi. En iyisin ama çok önemli bir şekilde kaybettiniz. Olsun. Yedim. Teşekkür ederim. Seni alalım böyle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, hafta başında gidişim zorunluydu ama dönüşüm muhteşem olacak edasıyla eteklerini savura savura yarışa geri dönen yarışmacımız, geldiğinde rekabeti bıraktığı gibi bulamadığından olsa gerek, bütün bir haftayı bir sürü kafa karışıklığıyla tamamladı. Tarzlar fena değil, 10 bine yeter mi? Göreceğiz. Tuğba Çiğdem podyumda.